Bağrı İslam kardeşliği ümmet diyoruz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas, devlet diyoruz. Tek gayemiz insanlığa hizmet diyoruz. Dünyanın dört bir yanında ilerliyoruz. Geliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz, 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 tek bir diyoruz. Akkara'yı gösterecek zaman diyoruz. Rahmet gelip boğulacak duman diyoruz. Metodumuz, siyahımız iman diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, tek bir diyoruz. Allahu Ekber! Yola çıktı dönmez geri kervan diyoruz. Böyle geldi böyle gitmez devran diyoruz. Vakit geldi mücahidim davran diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, tek bir diyoruz. Yaratan da yöneten de Allah diyoruz. Şafak söktü görünüyor sabah diyoruz. Elde tatlı yolun sonu felah diyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, biz geliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz. İlerliyoruz, İlerliyoruz, tek bir diyoruz.
Müzikal Marş. Titretmiş bir alperen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alpsu'sun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da, bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadı dinlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 17 Ocak 2018 günlerden çarşamba saat 16 İstanbul Küçükçekmece Kiteli FSM ve Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Canlı yayınımız tefsir dersleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli hocam, değerli programcımız, ilahiyatçı yazar FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah. Nasılsınız değerli hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, bugün teknik masada da Eyüp Aydın sizlerle beraber Ali İmran Suresi 29. ayetten birlikte tefsir derslerini değerli hocamla yapacağız inşallah. Saat itibariyle 6'dan sonra da yine 1 saat 45 dakika siyaset dünyasında gündemi konuşacağız değerli hocamla. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen mikrofonu değerli hocama veriyoruz. Buyur hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbeti lilmuttakin. Es-salatu ve's-selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulübüne Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala şefi'i zulübüne Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Rabbi şuhliyin sadri ve yesirlemi ve ahlul okutete bin nisani yefkahu gavri. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve ahlul müstahin. Estağfirullah, bismillah. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ila ahri ayah. Aziz izleyicilerimiz, bugün inşallah yine sizlerle baş başa tefsirimizden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ali İmran suresinin 29. ayetinden itibaren sizlerle baş başayız. Rabbim göğsümüzü açsın, dilimizi çözdürsün. Amin. Söylediklerimizi anlaşılır kılsın. Amin. Diyorum. Rabbim Allah'ın rahmetini, rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Amin. Diyorum. İnşallah şu güzel ayetinin yaşadığıyla baş başayız. İnşallah. Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimde şöyle bize mesaj buyuruyor. قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوا يَعْلَمُهُ اللّٰهِ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ayetin Arapça kısmı böyle. Maal kısmına geldiğimiz zaman da şu şekilde bir maal verelim. De ki göğüslerinizde olan şeyi gizleseniz de açıklasanız da onu Allah-u Teala bilir. Ve göklerdekini de, yerdekini de bilir. Ve Allah Teala her şeye hakkıyla kadirdir. Cenab-ı Allah doğrusuyla. Şimdi ayetin tefsirine başladığımızda Cenab-ı Hak Teala burada bize ne gibi mesajları bildirir ve bunu sizlere açıklamayı ben edeyim. Burada Cenab-ı Hak Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki, kul. Habibim söyle. Kime? Elbette ki o kişi, o günkü insanlara, yani bütün insanlığa söyle.
inanır mı inanmayan. Bunlar tabii ki orada, burada çünkü tebliğ yaptığı için Resulullah Efendimiz tebliğ olduğunda da bütün insanlar kaplar, içerisinde kaplar. Ondan sonra o insanlara söyle Habibim, neyi söyle? Şunu söyle. İn tuhfu gizleseler de. Allah Allah. Hafe yakın, gizlen ama. Yani gizleseniz de muhatap. Kim? İnsanlar. Habibim o gizleyenlere söyle. Neyi gizleyenlere söyle? Şimdi biz buradan açacağız. Cenab-ı Allah bize insanla bir hayat veriyor mu? Bu hayatın içerisinde, yaşam içerisinde Rabbim bizden ne istiyor, insanoğlundan ne istiyor? Birinci planda kendisi Rabbimizi bilmemiz, ona iman etmemiz. Ve hakiki, takvaca bir kul olmamızı, tabii, evet. Bizden bunlar istiyor, amel etmemizi istiyor. Ve bizden en iyi davranış ve hal ve hareketlerimiz, tavırlarımız bunları bir ölçülü bir şekilde yapmamızı istiyor. İşte ölçü de Kur'an. Aynen. Çünkü Resulullah Efendimiz'in hayatı neydi? Kur'an'dı. Yani ölçü Kur'an olduğuna göre öyleyse ey kullarım, bu da ey Habibim onlara söyle ki o tebliğ ettiğin insanlara söyle. O ki onlara de ki onlar gizlese yani gizlemeleri kalplerinde gizledikleri şey neyse. Allah Allah. Ama onu biz bilemiyoruz. Ama Cenab-ı Allah biliyor. Aynen. Onlar ne kadar gizleseler de gizlesinler. Bana gizli kalmaz diyor Cenab-ı Allah. Aynen. Hepsinden haberdarım diyor Cenab-ı Allah. İnsan. Ondan sonra neyi? Peki bu gizleme ne diye? Ma ol bir gizleme ki? Bunun da bir mekanı var. Bunun da bir yeri var. Bunun da bir şey yaptığı, gizlediği bir alan var. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Fî sudûrküm. Sizler kalplerinizde, göğüslerinizde diyor. Bak kalp demedim orada. Kalp nerede? Göğüste. Göğsün içerisinde değil mi? Şu an göğüs alalım. Ama bazen ayetler kalp yerine Cenab-ı Allah ne yaptı? Göğsü kullandı. O da kalp manasındadır. Gönlünüzdekini demek istiyorsun değil mi yani? Gönlünüzdeki. Gönlünüzdeki o zaten. Gönlünüzde demek aynı zamanda da göğsünüzde demek. Aynı manaya geliyor. Kalp manasına. Evet. Her işine de girer. Hem evet. Kalp manasına hem göğüs manasına. Onun içeri bak fiil içerisinde. Sudurüküm kalplerimizin içerisinde gizlediklerimizi Allah de Allah bilir. Amelin bir niyet. Niyetle, Resulullah Efendimiz ne değil? Niyetle amellere göredir. Sen ne niye, hani niyet edersin, o niyetine göre amel edersin. Yani onu yapmak istiyorsun. Şimdi burada onun için sen mesela diyor ki yüzümde kazı gizlersin. Ben aldatmak için gizlersin. Fakat niyetin başka kal. Allah Allah. Onu Allah biliyor. Allah bildiği için de bak mesela işte o zaman onun niyeti Allah korusun tehlikeli bir niyeti. Mesela o zaman Cenab-ı Allah şu ayet kelimesinde bize o kadar güzel meşhur oluyor ki. Ne diyor? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّ بِاللّٰهِ Onlar dediler ki Allah'a ve Resulü'ne bize iman, ahiret gününe de iman derler. Yani o insan olur. Yani buradaki farka inancı. İman ettiği ama وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمُ الْاَخِرِ وَمَا هُمْ كِبِ اُنُونَ Bak bak. Cenab-ı Allah diyor ki hayır. Onlar iman etmiş değiller. Ama biz bilmiyoruz. Değil mi? Ama biz bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Allah biliyor. Bak. Ne dedi? Göğüslerimizdeki. Aynen. Aynen. Göğüslerimizdeki şeyleri Allah bilir. Elhamdülillah. Hiçbir şey gizli kalmaz. Öyleyse Allah'a hiçbir şey gizli kalmayacağına göre burada müminler için çok güzel meşaza verilmesi lazım. Müminler Allah'a gerçek manada inanırlarsa, kabullendirirse onun ilahi emirlerini yerine getirmek mükellef. Aynen. Efendim ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'ı seviyorum. Değil mi? Öyle diyor. Peki Allah'ı seven, Allah'a gerçek gibi inandığını söyleyen kişi, peki Allah'ın emri ilahisinden uzak kalabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın o güzel emirlerinden uzak kalabilir mi? Kalamaz. O kalamadığı için de burada
yapamadığına göre öylesi niye gidiyorsun? Aynen. Evet. Çünkü sizin göğsünüzdeki söyleyeceğiniz, yapmak istediğiniz veya da yapacak şeyleriniz hayır mı, şer mi? O Allah hayır da bilir, şerri de bilir. Hayır, eğer bir insan diyor, bakın, çünkü ayeti şeyde okuduğum zaman âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübü ve rusulühi ve yevmel âhirî ve bil kaderî hayrî ve şerrî minallâhu teâlâ ve ba'dı ba'den mevk hakkın, bak orada Allah hiçbir zaman için, Cenab-ı Hak Teala hiçbir zaman için kullarına şer murad eylemez. Şer ihsan eylemez. Hiçbir zaman kulunu şer üzerine yaratmış değildir. Aynen. Hak üzerine yaratmıştır. Hakikat üzerine yaratmıştır. Çünkü kulunu sevdi yarattı. Onun için sevdiği yarattığı kuluna niye şer murad eylesin? Ama İmtiham için. Evet. Denemek için. İmtihan halifesini için. Görmek için diyebilir miyiz hocam? Neyi? Halifesini görmek için. O tabi onun İnsanoğlu Rabbimizin halifesi olarak yaratıldı ya bu manada. Hayır, zaten kendi insanoğlu kendi irfanını görmek için yani. Halife tabi de hayır. Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak Teala ayet kerim? Sizi yine ben insanoğlunun insanları yeryüzüne halife olarak aynen. Yerime tayin ettim. Aynen, aynen, aynen. Emirlerimi uygulayıp yaşayıp yaşatmak amacıyla bu noktada. Şimdi burada demek ki biz öyleyse şuna dikkat etmek mecburiyetimiz var. Göğüslerimizden, bu kalplerimizden hayır ile muradet hayır yolunda koşmamız lazım. Hayda, bu hayırda nedir? Nasıl hani hayırda bir yarışınız var ya. Tabii işte. Aynen. O hayırda Allah'ın bildirdikleri noktasında biz hayırla yarışacağız. Hayra koşacağız. Bunu, o bakımdan Cenab-ı Allah demek ki burada bizim göğüslerimizin içerisinde olan düşüncemizi, fikirlerimizi, yapmak istediğimiz şeyleri her şeyi en iyi şekilde bilir ve ona göre de ne yapar? Elbette ki Rabbim kuluna muamele yapar burada. Mesela bir insan Allah'ın ilahi emirlerinden uzak kalıyorsa, onun emirlerini arkasına atıyorsa, kalkıp da şer murad ederek insanlara zulüm yapıyorsa, insanları en aşağılayıcı hal ve hareketlerle yapıyorsa, böyle bir yaşantı kurmuşsa, Cenab-ı Allah o kulunun haliyetini, amacını bildiği için o kulunu anında cezalandırmaz. Ama zaman içerisinde belki onun ömrünü uzatır ama azabını artırır. Cenab-ı Allah ömrünü uzatır ama azabını da artırır. Fakat işte görüyoruz bugün yeryüzünde şu anda öyle bir zulüm hareketler yapılıyor ki insanlığı yani çıldırtan insanlığı öyle acımasız hareketlerle son noktasına getirecek şekilde bir hareketler yapanları şu anda görüyoruz. İşte bugün Suriye'de olaylar da yani bizi elbette ki üzenmiyor olaylardır. Oradaki yapılan zulüm, o insanlara yapılan zulümün yapılması ne kadar acı bir şey. İnsan oğluna acıma diye bir halbuki kendisi de insan ama acaba hiç olmayan sırf saltanatı, makamı, yerini, yurdunu korumak amacıyla ne yapmaksız ne yapıyor? Kendi varlığının hayatının düzenli olabilmesini için ve bulunduğu makamda, bulunduğu yerde ve de bulunduğu ülkeyi kendisine sanki onu o ülkenin maliki kendisiymiş gibi hareket edip insanları öldürmeye çalışan veya da bunun içerisinde kendi bölgesinde, kendi devletinde yaşayan insanların içerisinde daha farklı ayrımcılıklar yaparak Müslüman veya da diğer gayrimüslimler, onlar veya da mezhep veya da mezhebin dışında olanlar
veya da daha farklı yaşam biçiminde olanları yok etme amacıyla hareket etmesi elbette ki o insanlığa büyük bir zulüm yapmış oluyor. Şu anda Suriye'de bu açık ve net bir şekilde yapılmıştır. Şu anda Suriye'de biliyoruz ki yani o yapmış olduğu zulümden dolayı nice insanları şimdi mağduriyet içerisine bırakmıştır. Bu işler acısı bir şeydir. Başındaki de kendisinin Müslüman olduğunu ifade eden bir idarecinin yapmış olduğu zulüm ne kadar acı bir şeydir. Ha kendi işte o kendi kendine göğsünde bir şeyler taşıyor. Bir emel taşıyor. Bir şeyler düşünerek hareket etmeye çalışıyor ama zalim adam, Allah senin göğsündeki olan her niyetini biliyor. O sanma ki Allah bir anda da seni yok edebilir, bir anda da sana cezalandırır ama senin bu zulmün, senin bu acımasız hal hareketlerinden dolayı küfrünü artırıyor. Kendi cezasını artırıyor ve Cenab-ı Allah onun ömrünü uzatıyor ama azabını da artırıyor. O sanmasın ki kendi kurtulacağını mı zannediyor? Hayır, o kurtulamayacak. Daha büyük acı, daha büyük azap çekeceği de aşikardır. Çünkü yaptığı zulüm, bakın o hal ve hareketiyle bugün Suriye'nin dev başındaki insan diş güçleri oraya davet ederek oradaki halkına zulmettiriyor. Böyle bir idareci olabilir mi? Sırf kendinin korunması, kendine herhangi bir şey olur veya da o bulunduğu ülke, devletinin başında durmak, o koltuktan kalkmamanın bütün düşüncesiyle hareket etmektedir. Eğer barıştan insanlara zulüm etmek istemeseydi bir an evvel orada huzur ve sükunete sükunetin olmasını için anlaşma yapardı. Halkının sesini dinlerdi. Ve ona göre hareket ederdi. Anlaşılıyor ki burada onun bu hal ve hareketleri insanları ne yapıyor? Büyük bir cezaya kendi kafasınca dünyada cezaya çarptırdığını düşüncesiyle hareket etmektedir. Ama elbette ki o da bunun cezasını görecektir. İşte ayet-i kerimede diyor ki sizin göğsünüzdekilerinizi Allah bilir. Kalbinizde göğsüne ne taşıyorsanız. Bak başka diğer ayetlerde yine Cenab-ı Allah bu göğüs meselesini yani kalp olarak da Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala 84. ayette Bakara suresinin 84. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerde olanlarda yerde bulunanlar da bütün Allah'ındır ve siz nefsinizde onları açıklasanız da veya gizleseniz de Allah-u Teala sizi onunla hesaba çekecektir. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediğine de azap eder ve Allah-u Teala her şeye pek ziyade kadirdir. Şimdi demek ki bu göğüsteki olan bütün mesele Cenab-ı Hak Teala elbette ki biliyor. Peki, ama ne noktada bu göğüste hal ve hareketin ne asıl olur? Mesela ye'lemuhu, o göğsünde taşıdığıyla amel eder. Yani kalbinde taşıdığıyla kurduğu şeyle amel eder. Bu ya iyi bir ameldir ya da bir kötü ameldir. Müminse zaten elbette ki kalbinde iyi ameller taşır. Ama gayrimüslimse elbette ki onun kalbindeki hiçbir zaman için iyi amel olmayacağı aşikardır. Kim? O ya'lemuhu o kalbinde taşıdığını da Cenab-ı Hak Teala kim? Kim bilir? Allah'u. Cenab-ı Hak Teala onun kalbinde taşıdığını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Ve ya'lemi yine bilir Cenab-ı Hak Teala. Neyi? Neyi bilir? Ma ol bir şeydekini bilir ki fis semavati ve ma fil ardı. Yerde olanları da bilir, gökte olanları da bilir. Çünkü Cenab-ı Allah gökyüzünü imar etmiştir. Neyle? Yıldızlarla,
süslemiştir. Ayına ve diğer şeylere gökyüzünü ne yapmıştır? Allah donatmıştır. Ve gökyüzünde bütün neler varsa her şeyi Cenab-ı Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ona hiçbir şey bilgiden uzak değildir. O bakımdan bir de yerde olanları dahi Cenab-ı Hak Teala bilir. Yerde olanlar nedir? İşte bugün görüyoruz ki canlı yaşayan insan ve hayvanlar. Onun ve ağaçlar, bostanlar ve nehirler, ırmaklar ve yeryüzü, dağlar, taşlar hepsini Cenab-ı Allah döşediği dağları bilir. Ağaçları hepsini iman eden kimdir? Cenab-ı Hak Teala. Onun için Allah'a yerde ve hiçbir şey gizli kalmaz. Yeri de düşen Allah, göğü de düşen Allah, semayı da düşen Allah, o gökte olanları da hepsini tek tek Cenab-ı Hak Teala bilir. Yerde olanların ta ki yedi kat yerin dibinde karıncanın, taşın arasındaki karıncanın ayağının sesini dahi hem verir hem işitir Cenab-ı Hak Teala. Çünkü yaratan kendisi. Onun için burada ne diyor Cenab-ı Allah? Ve ya'lemu bilir ki nerede ma şu bir yerdeki fisteme vati, yani semanın içinde olanları. Sema, yedi kat sema. Onun içerisinde olan bütün ne yarattıysa Cenab-ı Allah hepsini bilir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ve fil ardı yerin üzerinde ve içlerin altında olanlarına hepsini Cenab-ı Allah bilir. Aynen. Onlar. Aynen. Ama burada ne var? Yeryüzündeki insanoğullarına bak. Cenab-ı Allah en güzel bir şekilde yeryüzünü döşemiş ve her türlü nimetlerini ihsan eylemiş ve yaratmış olduğu eşref-i mahluk olan insanoğlunun ne yapmış? Emrine amel kılmış. Aynen. Bunu da Cenab-ı Hak Teala elbette ki biliyor, ona hiçbir şey gizli kalmaz. Vallahu Allah-u Teala ala külli şeyin kadir. Allah Teala her şeye kadirdir. Yani muktedirdir. Ya bu var etmiş olduğu, halk etmiş olduğu her şeyi en incesine kadar bilir. Öyleyse burada bize düşen görev nedir? Bir mümin olarak bize düşen görev, Rabbimizin bize emrettiği ilahi emirleri yerli yerinde yapmak ve burada o emirleri ne emrettiyse, ne söylediyse, namaz mı, oruç mu, zekat mı, her şey, ne kadar ameli ve konular varsa, mevzu varsa onları yerine getirmemizi istiyor ve itikadı konuları yerine getirmemizi Cenab-ı Allah ne yapıyor? İstiyor. Bunun için Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Elbette ki ona hiçbir şey Cenab-ı Allah'a hiçbir şey zor gelmez. Ve açık ve net bir şekilde de Rabbim ne yapar? Yerini yerinde hepsini bilir Cenab-ı Hak Teala. Evet. Demek ki Ali İmran suresinin 29. ayetindeki mesajlardan inşallah bir şeyler çıkarmış oluruz. Öyleyse ey müminler, sakın ha, Allah her şeyi bildiğine göre, yani gizleseniz de açığa vursanız da Rabbim bildiğine göre, öyleyse Rabbimin emrettiği emirleri yerini yerine getirmemiz gereklidir. Davranışlarımız, hareketlerimiz, tavırlarımız, konuşmamız, insanlar olan münasebetlerimiz ve bütün bunları ne yapmamız, yerine getirmemiz gereklidir diye Cenab-ı Allah bu şekilde bize bir meşas Cenab-ı Allah sunuyor. Aynen hocam, aynen. Allah razı olsun. Evet. Evet. Cenab-ı Hak Teala 30. Ali İmran suresinin 30. ayetinde bize şöyle meşas. Hocam bir özür dilerim. Demek ki kalbimizden kötülük geçirmeyeceğiz. Tabii. Çünkü bizi yaratan, bizim sahibimiz görüyor, üzülüyor. Biz onun kuluyuz, sevdiği en üstün mahlukuz, değil mi? Amenna. Şimdi öyle olmamıza rağmen, bak öyle olmamıza rağmen biz bakıyoruz ki Müslüman kardeşlerimiz namazlarını terk ediyorlar. Oruçlarını terk ediyorlar. Emri bil marufu terk ediyorlar. Emri bil maruf çok önemli. Bak Cenab-ı Allah ne dedi? Ben tekü minkü ümmetin yedumine inakıdır. Hayra davetidir. Müminler hayra davetidir.
hayırla hareket etmen lazım. Bu hayır olan şeyler ne? Aynen. Allah'ın gücü bildirdik, o verir. Amelimizi yapacağımız ameller. Şimdi aynı öyle de bakıyoruz ki bugün evlatlarımız, çocuklarımız hep namazdan terk ediyor. Aynen. Bedenimiz bize emanet. Dünya bize emanet. Mal mülk emanet, evlat emanet. Ama bir türlü vazgeçemiyoruz. Emanet olan bu şeylerden. Peki bu noktaya nasıl, neden hafife alıyoruz? Yani çocuklarımız, evlatlarımız veya da bir insanlar, kardeşlerimiz neden hafife alıyorlar? Çünkü öyle bir yaşam ortaya kurdular ki o yaşamın içerisinde yaşadıkça yaşadığı şekilde yaşamaya başlıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Sizin ifadeniz var hocam. Dünyayı cazibe merkezi haline getirdiler. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir intiba veriyor. O haliyle. Bugün işte yayınlar, basınlar, ondan sonra televizyonlardaki diziler, bunlar birçok. Her şey tamamen insanın dünyalık yaşam şeyini ortaya koyarak, ya adam neymiş ki, hele dur ya, hele zaman gelsin de ondan sonra namaz, hele gençliğimizin kıyışını yaşayalım da ondan sonra hacca gideyim. Hacca gideyim veya da namaz kılayım veya da şunu yapayım, bunu yapayım. Allah korusun, bu bir nedir? Sen kimi kandırıyorsun? Aynen, aynen. Sen kimi kandırıyorsun? Ölümün ne zaman, nereden, ne şekilde geleceğini biliyor musun? Ama senin o niyetin seni azaba götürüyor. Aynen. Orada hafife almak, Allah'ın emirlerine hafife almış oluyorsun. Allah'ın emirlerini hafife aldın mı, dinden çıkarsın. Böyle Allah'ın emirlerini hafife aldığımız zaman, hafif dinden çıkarız. Ki onun için burada amellerde ne yapmamız, güzel yapıp hedefimizi, çantamızı, azığımızı güzelce doldurmamız lazım. Aynen. Ki ondan sonra bir de yine güzel amellerle bu bulunduğumuz vatanımızı en iyi bir şekilde vatanımızda savunmak, onun için her şeyi feda etmek, bu da imandan, vatan sevgisinden, imandan, her ne kadar ne olacak, bu da güzel. O bakımdan kalkıp da şunu yaparlarsa yanlış yapar. Adam vatan, çünkü vatan olmadı mı senin ibadet hürriyetin olmaz. Aynen, aynen. Vatanın olduğu zaman hürriyet vardır. Orada ne yaparsın? İbadetin neyini yaparsın? Vatan olduğu zaman ilahi kanunları uygulayabilirsin. Nasıl evimiz bizim vatanımızsa evimiz, evsiz yaşayamıyorsak, yaşayamazsın tabii. İşte ya. Vatan da bizim topraklarımız da bizim tüm Türkiye'deki yaşayan insanların evi. Yani, aynen öyle. Bunu korumak var mı? Aynen, mükellefiz. Her yönüyle aynen. Canımızın pahasına doğrusu koruyacağız. Evet. Evet hocam, evet, 30. Yani, ayetteyiz. Ali İmran Suresi 30. ayet. Şimdi evet. Oraya gel, o ayetteyiz. Yevme tecidü küllü nefsin. Yevme o gün. O gün derken neyi Cenab-ı Allah kastediyor? Ahiret. Mahşer günü. Mahşer günü. Allah Allah. Yevme o gün tecidü bulursunuz. Muhatap burada bulursunuz diyor Cenab-ı Allah. Ondan sonra neyi bulursunuz? Yani ne bulur? Aynı zamanda bulur da diyebilir. Küllü nefsin. Her nefis o gün bulur. Ne yaptıysa, ya Rabbi, dünyada nasıl yaşamıysa, o hepsi defterine, amel defterine yazılmıştır, onu bulacaktır. Hiçbir hata olmasın hocam, bir örnekleme yapayım. Bilgisayarda yazıyoruz artık, bütün herkes yazıyor, cep telefonunda da yazıyor. Bir nokta yazsak, o nokta hiç silmediğin müddetçe gitmiyor. Yani silinmiyor. Bir nokta nokta. Tabii. Yani yanlışlıkla da bir düzse nokta tabii. Orada kalıyor. Aynen. Kulun yaptığı bir bilgisayarda nokta yok olmadığına göre Yaradan Rabbimin yarattığı insanoğlunun kiramın katipleri, melekleri hiç senin noktanı, varlığını, yokluğunu, kötülüğünü, iyiliğini hiç yok eder mi? Asla yok. Aynen. Ama kötülüğünü yapmış olduğu insan, o kulunun yapmış olduğu kötülüğünü evet. Allah siler. Aynen. Nasıl siler? Tövbe eder. Aynen. Bir daha yapmamak şartı. Yani burada soldaki melek, sağdaki meleğin emrinde. Aynen. Sağdaki melek emir, komuta veren. Ona sakın yazma. İkaz ediyor yani. O da cebden yaparsa ona yazar. Çaresiz kalıyor. Çünkü cebden yapıyor. İstekli yapıyor. Aynen. Ben zulmedeceğim. Ben yanına yaramazlık yapacağım, ben şunu yapacağım, nefsini hareket ediyor. Sen cebren hareket ettin mi, hayır ve şerrin Allah'tan değil. Aynen. Hayır ve şerrin Allah'tan değil, iman ettik diyoruz.
O bakımdan burada cebri olması lazım. Evet, her nefis neyi bulacaktır? O gün bulacaktır. Neyi bulacak? Mâ amilet, yapmış olduğu ameli bulacak. Aynen. Evet. Neden? O yapmış olduğu amel, o yapmış olduğu amel resim. Hayır mı, şer mi? Bak, neden diyor bak, min hayır, hayırdan amel ettiyse ne yapacak? Muhtaran onu huzurda o gün hazırlamış şekilde o ameli mahşer gününde terazinin önüne geldiği zaman orada o yapmış olduğu ameli bulacaktır. Bu hangisi şer midir, hayır mıdır onu mutlaka. Eğer hayırdan yaptıysa o hayrı orada bulacaktır. وَنَا عَمِلَتْ مِنْ سُوِيَةٍ Acaba kötü amel yaptıysa evet hocam. Kötü amel yaptıysa o kötü amelinde karşılığını ne yapacaktır? Orada amel defterinde onu görecektir, bulacaktır. Bak öyle diyor Cenab-ı Allah. وَنَا عَمِلَتْ Yine o amel ettiğini bulacaktır. Öyle bir şey. Neden? مِنْ سُوِيَةٍ Kötü amelden işlediyse, kötü amel yaptıysa onu da orada bulacaktır. Yani bu mahşer gününde böyle. Öyleyse burada ne düşüyor bize? Bir mümin kul olarak Allah'a inandık, ona bağlı kaldık, gönderdiklerine her şeyi, meleklere inandık, peygamberlere inandık, kitaplara inandık, kadere inandık, ölüp tedirgin inandık ise öyleyse burada bize ne düşüyor? Amel yapmak düşüyor. Önce dil, ondan sonra kalp. Dil ile kalp ikisi bir mutabık. Ha bu iman diyoruz. İman, tafsili iman var, icmai iman var. Hani dil ile söylediğimiz zaman ve kalp ile de tasdik ettiğimiz zaman bu ne olur? İcmai olur. Tafsili iman da kitapları, melekleri, kitapları, ondan sonra peygamberleri, kader, hayır ve şer. O da tafsili. Yani bunlara iman ediyoruz. Şey bunlarda ne olur? Sadece iman bir Allah'a la mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu icmaidir. Ama hocam buna başka bir örnekleme yaparsa müminle Müslüman diye. Olur. İki örnek yani bir. Ha, şimdi, burayı onu benzetebilir miyiz birbirine? Mümin dediğimiz zaman sadece yok. Mümin gerçek manada inanan. Ha yani bütün özelliklerini yaşayan. Yaşayan Müslüman ise takva. Müslüman ise teslim olan. Al, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini mesela teslim olmak Allah'ın emirleri nedir? Ne diyor Cenab-ı Allah? Namaz kıl diyor. Evet. Ne diyor bize Cenab-ı Allah? Oruç tutuyor. Ne diyor bize Cenab-ı Allah? Zekat veriyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bize hac ediyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Haramları yapmayınız diyor. Değil mi? Aynen. Değil mi? Ne diyor Cenab-ı Allah? Adam öldürmeyiniz diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? İçki içmeyiniz diyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Kumar oynamayınız diyor. Değil mi? Ondan sonra Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bunların hepsini bize hepsi bak bu ne oldu şimdi? Bu tafsilatlı bir şekilde imana girdi. İman sadece nedir? La ilahe illallah dilinden sonra kalbinden tasdik etmesi icmanı. Tafsili bütün emirlerin içerisine alan. Ha Müslüman dedik, teslim olan. Müslüman teslim olan kişi demektir. Kabullenen. Emirleri kabul olan. Kabullenen. Şimdi her Müslümanın, her çocuğun hangisini yaşaması hayatına mihenk taş olarak koyması lazım? Bilinçli. Tafsili imanı mı yoksa icmali imanı mı? İlk önce icmal. O bir giriş kapısı oluyor giriş yani. Giriş kapısı çünkü çocuk daha yeni belli bir yaşa geliyor. Yani bir yaşa aklı selim oluyor. Bu sadece bunu uçağına girdi mi ilk kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesidir. Aynen. Ha tafsil ameli, tafsil imana gelince bu da ebeveynin ve Cenab-ı Hakk'ın bildiklerini öğretmek oluyor. Öğretmezsen ne bilsin bu? Değil mi? Çocuğumuz öğretmesi bize ne verecek? Tafsil iman nedir? Neye inanacak? Meleklere inanacağını bilecek, kitaplara inanacağını bilecek, yani ondan sonra kadere inanacağını, öptekilerine inanacağını, bunları bizler ne yapacağız?
bildireceğiz, öğreteceğiz. Aynen. Öğretmezsek o sadece nerede kalır? Bir örfü gibi, taklidi gibi La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Ama içeriğini bilmez. Aynen. İçeriğini kim yapacaktır? Bize vereceğiz. Evlatlarımıza, çocuklarımıza, insanlarımıza, mümin kardeşlerimize herkes ne yapacak bunlar? Tahsilatı. Hani şuurlu Müslüman diyorlar ya. Şuur aşılamak. Yani şimdi mümin çok önemli bir olay. Bak, ya eyyühellezine amenü diyor Cenab-ı Allah. İyi iman edenler. Amenü diyor ki iyi müminler manasıdır. Yani Allah'ı gereği gibi ondan sakınıp takva noktasında hareket edenler, müminler. Bak, ne diyor Cenab-ı Allah? Ellezine yükmülüne, o kimseyle iman edenler. Neye? Bir gaybi. Ha, görmeden inanırlar. Allah Allah. Bu çok önemli bir olaydır. Evet, evet. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın yanında demedi mi kavmi? Ya Musa, biz Allah'ı görmeden iman etmeyiz dediler. Öyle dediler. Bakın şimdi burada. Ama biz bugün biz imanı kabul ediyoruz ama görmeden kabul ediyoruz değil mi? İnanıyoruz. Bu bir takvadır yani. Bunu bilmek. Ondan sonra ellezî yü'mine bil gaybi o müminler ki gerçek manada Allah'a bütünüyle iyi inananlar. Allah'a bütünüyle inananlar. Allah'a bütünüyle inananlar. Bütünüyle değil mi? Bütün onun Rabbisinin en güzelliklerini kabul edip ve bünyesinde yaşayan amel eden işte takva ehli müminler. Onun için ondan sonra ya yönetim aminu derken bu şekilde bizi müminlerin sıfatını bir gayb-i gaybine var ve yukbimune salate bunlar namazlarını dosdoğru kılarlar. Allah Allah. Öyle bir korku içerisinde yani saygıdan dolayı korku Allah'tan korkusuz saygısızlık yapmama noktasında. Bakın burası çok önemli. Allah'tan korkusuz saygısızlık yapmama konusunda. Saygısızlık ne? Emirlerini ameli noktada yersiz şekilde yapmaktan sakınanlar. Mesela şimdi okuyoruz ayet-i kerimede. Esma Bismillah. اَرَا اِتَلَذ۪ي يُكَذِي بِدِّي فَزَارِ كَلَذ۪ي يَدْعُ الْغَيْتِي وَلَا يَحَبْ O kadar dağılır şey. فَوَيْلُ الْمُسَلِّينَ Niye o zaman bak yazıklar olsun o müminlere ki vay o namaz kılanlar ki diyor değil mi? Onların kıldıkları namaz, sehven namaz kılarlar. Evet. Onlar sehven kılarlar. Ne olur? Burada amelde zayıflık gösterilir. Gösterenleri kastediyor Cenab-ı Allah. Ey kullar böyle yapmayın. Yani saygınız öyle bir saygı içerisine değil ki çünkü Cenab-ı Allah kendi varlığını açık açık ifade ediyor. Benden başka ilah yok diyor. Bak, benden başka ilah yok. O saygı bu ayet fıtır. Bak Cenab-ı Allah bak ne diyor? Peygamber Efendimiz'e de Kulillahümme. Habibim onlara söyle. Ne söyle? Malikül mülk. Mülkün sahibi benimdi. Yani Allah'tı. Mülkün sahibi Allah'tı. Ondan sonra Cenab-ı Allah dilediğine ve men teşâ mülkü. Allah dilediğine mülkünden verir. Mülkünden dilediğine verir. Ha, dilediğinden de alır. Dilediğini izzetli kılar. Dilediğinde zelil eder. Ya bilmem o kuldan onlara söyle. O insanoğluna söyle. Bu şekilde söyle. Çünkü benden başka mülkü sahibi yok. Aynen. Malikül mülk. Aynen. Ne gelen mülkün. Ölüden diriyim, diriden ölüye çıkarım. Bak tüm gücümleyle künne hali. Gündüzü geceye, geceye de gündüze kadar. Ve tuhrucu hayye minel meyyeti. Tuhrucu meyyete minel hayye. Ölüden diriyim, diriden de ölüye çıkarır. Bunu Rabbim yapıyor. Elhamdülillah. Diyor ki o zaman Allah'tan başka bir ilah yok. Allah. Bunlar böyle gireceğiz. Ha. Öyleyse ayetin bu cümleyi. Demek ki kul iyi amel yapması ve kötü amel yapması konusunda nedir? Orada da Cenab-ı Allah bak ne diyor yine ayet-i kerimde. Sonuçta inne hedine hüsebile imme şakir ve imme kafura. Biz doğru yolu gösterdik. Diler hidayeti kabullenir. Doğru yere gelir. Dilerse kabullenmezse aynen. Şakir olur.
İnna hedeye sebil, biz doğru yolu gösterdik, hidayet yolunu gösterdik. İnna şakire, dilerse hidayete yönelir, dilerse küfre yönelir. Bu nasıl? Akıl bari olması sebebiyle, kendi yaratığını yaratanına ne yapacaktır? Tabi olacaktır. Aynen. Cenab-ı Hakk'ın. Evet, onun için burada okul dilediği şekilde hayır isterse mükafatını alacaktır. Ama şer isterse cezanı görür. Ama Allah, bakın burada bir şey var. Allah şer yapanların ömrünü uzatır. Allah Allah. Aşırı zulüm şer yapanların, ömrünü uzatıyor. Zulüm edenler, zulüm yapanlar, Allah. Şer yapanların ömrünü uzatır. Niye? Ama azabını artırır. Ömür uzamasından sıhhatli yaşamasıdır. Ki yani onu hiç incitmez. Firavun incitti mi? Ya. Ama azabını... Demek ki hani diyoruz ya bu hastalıklar, şeyler hep bizim için bir nimet. Öyle bakmak lazım. Kefaret. Değil mi? Tabii. Aynen öyle. Evet. Tabii. Ha, bunu istemek babında değil. Değil yani. O an geldin mi Cenab-ı Hakk'a sabırla, tevekkülle yapacağız. Aynen. Senden her gelişi hoş. Evet. Ondan sonra Cenab-ı Hak ne diyor Cenab-ı Hak Teala? Demek ki iyi amel, kötü amel. Her ikisini yapmada insanoğlu nedir? Sahiptir. Aynen. İyi amel yaparsa elbette onun mükafatı verecektir. Kötü amel yaparsa elbette onun karşılığını ne yapacaktır? Cezasını görecektir. Görecektir. Onunla hiçbir evet. Zaman şey yok. Ha. Mesela işte bugün işte Suriye'yi görüyoruz, Irak'ı görüyoruz, belki şu anda yapılan zulümleri görüyoruz değil mi? Ne kadar büyük zulümler yapılıyor. Bunu peki belli, o kurtaracak mı? O Allah onu daha adamın en büyüğüne çarpacak. İşte ondan sonra bir, diğer peki diyelim benim ahlak yapımı, toplumun ahlak yapısını bozanlar yani affedilecek mi? Bak. Bugün namazımızı terk etti, evlatlarımız namazı terk ediyorlar. Orucuları gözüyorlar, giyisi, giyimlerle kızlarımız... Söz dinlemiyorlar. Tamam, söz dinlemedi. Çocuklarımız giysilerden dolayı kız çocuklarımız aşırı bir şekilde giysi giyiyorlar. Bunlar nereden oldu, nasıl oldu? Evet. Bir yol açıldı ki oldu. Aynen. O yolu açan, açtığı için her çocuklarımızın yaptığı her bir hareket ne yapıyor? Allah'a olan isyanı bir hareket, onu amel defterine yazacak. Çalmak için ki kurtulacak. Evet. İyi bir yol açtıysa, o açtığı yolda Allah ve Resulü'ne götürüyorsa, yani Tanrı, o zaman her kişi onun yaptığı amelden dolayı onu amel defterine yazacak. Aynen. Burada bak, işte onun için Cenab-ı Hak da ayet-i kerimesinde bize, tabii biz bu şekilde iyi amel yapmayı, kötü amel yapmayı, hayırlı amel işlemeyi, kötü amel işleme konusunu da bu şekilde bildirdi. Teveddülev enne beynehe ve beynehu emeden ba'iden. Evet. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala onu hazırlamış olarak teveddü bu şekilde hazırlamış olarak kötülükten de ne yapmışsa onun yine karşısında bulacak. Onunla kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını temenni edecektir. Burada diyor ki teveddü lev enne beynehe ve beynehu emeden ba'iden. Eğer bir yer uzak olmasını isteyecek. Uzak olmasını isteyecek. Şimdi o amelden dolayı. Bak öyle diyor. Allah Teala sizi şurada arasında şu ayet-i kerimenin mana itibarısı şöyle. Ne yapmış ise onu tam kendisi arasında uzak bir mesafede bulunmasını temenni edecektir. Bakın, ne yaptıysa, yapmış oldu amelde dolayı. Ve Allah Teala o zaman böyle bir arzu. Allah Teala bu sefer ne yapacak? Sizi yüce zatından sakındırır. Şimdi bakalım, burada bir. Emeden ve yuhaddirukum. Cenab-ı Allah sizi sakındırır. Yani ne yapar? O yapacağınız bir kötü ameli yapmaya niyet ettiğiniz zaman Cenab-ı Allah onu yapmamanız için sizi sakındırmanıyor. Neyle sakındırıyor? Kur'an'la sakındırıyor. Değil mi? Kur'an'la bizi sakındırıyor. Sakın ha bu yanlış işi yapma, adam öldürmeyin. Zina etmeyin, içki içmeyin. Kul hakkıyla gelmeyin karşıma. Kul hakkına gelmeyin. Komşunuzu rahatsız etmeyin. Toplumu rahatsız edecek hal hareketler yapmayın.
Bak sakın duruyor. Aynen. Bunlar hep sizin için yaparsanız ceza bunun üzerine amel işlemiş, kötü amel işlemiş olursunuz, cezasını bulursunuz. Ama önce biz Cenab-ı Allah sakındırıyor. Ondan sonra kadınlarımıza buyuruyor ki, abim o kadınlara söylüyor, dışarıya çıktıkları zaman başlarına örtüme sarıyorsunlar. Ne oldu? Sakındırma değil mi? Ondan sonra yine Cenab-ı Hak'lara Peygamber Efendimiz'e buyuruyor, abim onlara o erkeklere söyle, gözlerini zinadan yani şeyden, kadınların üzerinden çeksinler, uzaklaştırsınlar. Allah Allah. Zinaya yaklaşmasınlar. Nasıl ikaz var burada i̇kaz, yani? İkaz, bak sakındırıyor Cenab-ı Allah. Aynen. Burada bize ne yapıyoruz? Sakındırarak sakın bunları yapmayın. Bunlar kötü işlerdir. Aynen. Bunlar sizin için ahiretinizi ziyana uğratacak halde hareketlerdir diyor Cenab-ı Allah. Ve haddi hüküm bak, kim sakındırır? Allah Allah bak. Neyi sakınır? Nefsimizi sakındırıyor. O nefis ki helal bilmez, haram bilmez. O ne yapar? O hep tad almak ister. Zevk almak ister. Her şeyden harammış. Hiç umurunda değil. Yeter ki o zevki tatsın. Şey, iş gidiyor, şudur, budur, ne varsa artık. Şimdi çok değerli hocam, hakkını helal et. Sözüm ona demokrasi naraları yapanlar, ilericilik narası yapanlara burada şunu diyorum. Senin her halini, ama 60 sene yaşarsın, ama 70 sene, ama 50 sene, evet, her saniyeni düşünmüş Yaradan Rabbim. Amin olsun. Sana rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, evet, ve sakındırmış, evet, ikaz etmiş. İkaz etmiş. Hanıma ikaz etmiş, evet, erkeğe ikaz etmiş, aynen, toplumun her bireyine ikaz etmiş. Aynen. Ve burada ikaz ederken bu Kur'an bu topluma değil, tüm dünyaya gelmiş. Bütün alemin. Şimdi soruyorum değerli hocam, ne kadar gaflet ve delalette ve hatta ne kadar hiyanette ki bu insanlık, dünyanın şükrü bir haline bak ya. Allah'ım ya Rabbim. İşte değil mi? Lüt kavminin yaptığı yapanlar mı dersin, bilmem ötekini yapanlar mı, berekini yapanlar mı? Toplumun hali, uyuşturucular, şunlar, bunlar, sahipsizlikler, zulümler, şeyler. Halbuki Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa gelmiş. Ha, işte tüm insanlığa gelmiş, burada bir tek olay çıkıyor. Evet. Bu Kur'an'ın ilahi emirlerini uygulayıcı bir sisteme dönülmemiş. Sisteme dönülmüş. Dönülmen sistemi de yok edilmiş bir gecenin içinde. Mesela, olay bu. Aynen. Bununla amel edilirse, devlet gereği başarı, devletin reisleri bunu uygularsa, o zaman inşallah. Yani ne zaman biz bu Kur'an-ı Kerim'i santim santim, harf harf, cümle cümle hayatımıza nakşedersek, o kadar. Yol haritası yaparsak işte o zaman. Ama şimdi böyle şöyle bir durum var. Evet. Bakın, bizler yapmakta biraz zayıf kalırız. Ama yaptıracak idarecidir. Yaptıracak idarecidir. O olmasa biz ne yapalım? Sohbetimizin öncesinde anlattığım gibi. Emir olmasa o emir yani olacak. Emirsiz olmuyor. Onun için Resulullah Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de ilk defa Mescid-i Saadet'i yaptırdı. Ondan sonra İslam devletini kurdu. Niye kurdu? Çünkü bir nizam, bir insan Allah'ın emriyle yaşama noktasında. Aynen. Onun dışına çıkmama noktasında. E şimdi bir bakıyoruz Osmanlı aynı yeri yapmamış mı? 600 sene bakıyoruz ki bütün yaptığı ameller Kur'an'a göre. Ama ne ettiler? Bizi ondan uzaklaştırıyorlar. Şu anda tekrar kendileri yaşayabildikçe yaşayabiliyor. O da yaşayabiliyor mu ki acaba? Biliyor mu ki ona? Böyle bunalım içerisinde kıskaca alınmış. Aynen. Evine geliyor televizyon, aynen, oraya gidiyor cep telefonu, toplum. Aynen. Hep böyle yalnızlaştırılmışız ya. Aynen öyle. Evet. O bakımdan şimdi bunun için bu yolu kim açtı? Bu yol açan kim? Kimler açtı bu yolu? Bizi bu hale getirenler kim? Bunlar sorulmuş. O Kur'an'ı bilip, Allah'ı bilip, Rabbisini tanıyıp, Peygamberini tanıyıp da onun ilahi emirlerini kaldırıp, ben tanımıyorum deyip de kendi kanım yapanların vay haline. Vay efendim, geçen haberlerde bas bas bağırıyor milletvekilinin biri. Vay İsmail Kahraman bilmem falan falan yeri kapatmış, orayı mescit yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış diye. Bas bas bağırıyor milletvekili, feryat ediyor ya. O milletvekili imansız milletvekili. Nasıl kafir ta kendisi oluyor. Ya ne kadar güzel bir şey yapıyor ya, ne olur ya güzel. Kim yapıyor seçsem adına? Evet.
orada en güzel bir şekilde hayır yapmış oluyor. Evet. Ha, ona karşı çıkanlar zaten imansızlığını ortaya yapıyorlar. Senin gibi benim gibi... Ha, şunu da yapmıyor. Milletvekili, biz meclis başkanı mesela İsmail Kahraman oraya mescidi yaptı, tamam. Zorla tutup hadi herkes mescide gidip kanun çıkarmıyor. Veya hadi 10 dakika namaz molası veriyorum, herkes namaza da deniyor. Yani bak bak, yani bir hoşgörü var burada. İsteyen gidiyor namazını kılıyor. İsteyen de tabii. Yani. Hani? Burada vermeye vermenin bir alemi var mı yani? Onu anlatmaya çalışıyorum. O kalbindeki imansızlığı açığa vuruyor o kişi. Yani ben imansızım diyor. Ben kafirim diyor. Yani dilinden bana şey, dilinden diyor ama ben Müslümanım diyor ama Müslüman olmadığını ifadesini nasıl yapıyor? Evet. Yani geberdiği zaman getirip cami avuçuna, şey, musalla saçına getirip... Yani hocam mevletisi olacak. Mevletisi olacak. Yani onu olacak. Onu soru soracaklar. Bu mevtayı nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz diye soracaklar ona. Tabii. Ama o ağzıyla itiraf etmiş artık. Evet. Ona karşı çıkıyorsa mesela bitmiştir. Evet. Diyecek sözümüz yok. Devam var ediyoruz hocam. Evet. Bir şey, doğru. Aynen. Örneklerinde sürüsünü. Aynen. Evet, demek ki Cenab-ı Allah yuhaddir kumun vahı nefsehu, sizin nefsinizi sakındırıyor. Yani sizi kötülüklerden uzaklaştırıyor. Neyle uzaklaştırıyor? Bildirdiği emirlerle işte. Allah Allah. Kur'an'la siz bize, Kur'an'la yaşayıp yaşadığımız müddetçe ne yaparız? Bize elbette ki nefsimiz o gibi şer olan bir şeylere temayül etmez. Yönelmez. Yeter ki onu bir alalım yani. Ondan sonra. Evet, böylece Cenab-ı Hak Teala bizi sakındırıyor. Vallahi Allah-u Teala raifün, bak burada o kadar güzel bir ifade verir ki Allah'ı da raiftir. Çok merhametlidir, çok ince düşünür. Yani hiçbir en iyi bir şey değil bilen Allah. Raifün rahim, şey, raifün bir ibad kullarına acır. Raifün bir ibad, elbette Cenab-ı Allah, Cenab-ı Hak Teala azimüşten kullarını çok raifün, merhametlidir, esirgeyicidir, koruyucudur, kollayıcıdır. Aynen. Hiçbir zaman kullarını onlara azap etmek için veyahut da onları kötülük yapmak için yaratmış değildir diyor Cenab-ı Allah. Bak, Raif-i Mi'dat çok esirgeyicidir. Kullarını o kadar yani koruyan, gözeten, muhafaza eden Cenab-ı Hak Teala bunu açıklıyor. Öyleyse böyle bir bize yaratan Rabbimize karşı görevimiz ne olmalıdır? Elbette ki görevimizi sıhhatli şekilde yapmalıyız. Emirleri yerine getirmeliyiz ki ahiretimizi huzurla kavuşturalım. Ahiret. Çünkü orada ebedi bir hayat var. O ebedi hayat buradan geçiyor. Neyse buradan nasıl bir ameller, amel yapacağız. Kur'an'a göre amel edeceğiz. Resulullah Efendimiz'in sünnetlerine göre amel edeceğiz. Aynen. Bunlar ki mesela şimdi gelecek de ayet söylemeyeceğim. Şimdi ayet gelecek, o yüzden onları o zaman söyleyeceğim. Yani Rabbim böyle bize o kadar kuluna merhametli, esirgeyici, bağışlayıcı, mağfiret edici, her şeyle bizi koruduğunu ve sakındıran, bizi uyandıran. Çünkü niye? Sevdiği için yarattı Cenab-ı Allah bizi. Hocam başka bir örnekleme vermek istiyorum, hakkını helal et. Allah'ın davasını, Allah'ın dinini, Allah'ın rehberini yaşayan ecdada şöyle bir bak. Yani. Hemen aklıma geldi de. Yani. Sen her gün geliyorsun oradan. Emin önünde yeni caminin. Evet. O mübarek kenarlarına kuşlar için yuvalar yapmış ecdat. Bir düşün be hocam. Ona o sevgiyi yaptıran, o kuşlara bakım servisine, yem servisini yaptıran nedir hocam o? İman. Başka bir şey iman. Bakın şimdi, hani sen de öyle değil mi? Eserlere bakın eserlere. Evet. Yeni Camisi'ne, Sultanahmet'e, bütün eserlere. Ne kadar estetik bir yapım yapmışlar. O da o günün tekniği olmadığı bir dönem. Ki yani taşlar mı, şeyler mi? Taşlar da yok, teknik yok yani, o zaman. Yani harcın yani şeyini. Yani bugünkü gibi aletler yok. Aynen. Ama o gün onu yaptıran iman. Yazın buz gibi, tabii, kışın tabii, sıcak. Sıcak. Bak bak, tabii. Yani klima mulima istemiyor ya mübarek. Bizim Kayseri'de Gülüp Camisi var, bunu tanıdım var. Bir tane görsen, buzdolabı. Yani, aynen. Yani yazın yani o Temmuz'un Ağustos sıcağında millet camilere koşuyor. İşte, ama o gün hep Osmanlı hem savaşmış, hem de yine büyük bir değer almış. Hem de estetikliğin en güzel mimarisini ortaya koymuş. Aynen, aynen. Yani İslam'ın estetikliğin ne kadar güzel şeylerin olacağının ifadesini ortaya koymuş. Ki bu da iman ile varmış. Evet. Halbuki buyurduğun gibi biz ilerleme mi istiyoruz, İslam'a sarılalım. Tabii. Biz bütünleşme mi istiyoruz, İslam'a sarılalım. Biz huzur mu istiyoruz, İslam'a sarılalım. Aynen.
Biz talipleri, yetimleri, gurabayı kollamak mı istiyoruz? İslam'a sarılalım. Nasıl İslam'a sarılırız? Zekat vererek. Tabii ki. Değil mi yani? Garip gurabaya kalmaz. Ya bakın ki, evet. Şimdi demin bir üstteki hani kötülük konusunda dedik de bakın, bizim insanlara, evlatlarımız gerçek manada temelde, temel eğitimde iyi bir şekilde ahlak dersleri verilerek yetiştirse millet, Adana'da o dilsiz çocuğa o eziyet yapılmazdı. Ya. O dövmezdi. Şimdi minibüstekini diyorsun değil mi minibüste? İşte tamam işte bak, orada o, bakın dikkat ederek tıp fakültesinde okuyan çocuklar. Yaşları o değil mi? Hani bir üniversiteye gelen öğrenci demek ne demektir? Ahlaken, tavran, hareketen kendini yetiştirmiş insan demektir. Aynen, aynen. Ama maalesef hala mahalle kültürüyle, hala aile kültüründe üniversiteyi ne okutar? İster ki nereye gelirse gelir, o kültürü atmadığı müddetçe adam olamaz. Aynen. Bak olmadığının da ifadesini ortaya koydular. Ortaya koydular. Onun için Cenab-ı Allah her zaman için bizi her şeyde sakınıyor, kendisine layıklar için... Hocam canlı yayındayız hocam, buyur. Evet. Tefsir dersleri ha, tamam hocam, sağ olasın. Evet. Evet hocam. Şimdi bu ayeti bu şekilde şey yaptıktan sonra Cenab-ı 31. ayete geldiğimizde Cenab-ı Allah buyuruyor ki Kul Habibim söyle. Neyi söyle? İn kuntum tuhibbunallah. Bak geldi. Kul Habibim de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyor iseniz bak Kul tuhibbune seviyorsanız kimi? Allah'ı, Allah-u Teala'yı seviyorsanız. Ey büyük Allah'ım, sana şükürler olsun. Şey, nasıl evet. Bir sevgi? Allah'ın emrettiği şeyleri seviyorsanız, şu Kur'an'a uyarak amel edip de yaşıyorsanız. Aynen. Bu sevgi budur. Aynen. İtikada ve amele bu şekilde yaparsan, peki fettebi'uni o zaman deyince bana tabi olun diye. Bak, orada seviyorsanız bana uyunuz ki Allah-u Teala sizi sevsin. Bakın bana uyunuz ki Resulullah Efendimiz'e biz Resulullah Efendimiz'in getirdiğine tabi olursak, onun yaşadığı gibi yaşarsak, onun sözlerini, fiili, takvi sözlerini kabul edersek aynı Kur'an olmuşuz. Aynen. Kur'an yaşıyoruz. Aynen. İşte bugün bazı kendini bilmeyenler var. Resulullah Efendimiz'in hadislerini kabul etmeyenler var. Allah Allah. Sünnetleri terk edenler var. Ey insan, ey o diyeceğim ben Müslümanı deyip de Resulullah Efendimiz'in sünnetini terk etmek nedir biliyor musun? Onu hafife almak. Allah Resulü'nün hayatı ne? Kur'an. O zaman sen neye hafife almış oluyorsun? Kur'an'a hafife almış oluyorsun. Çünkü o getiriyor. Benden aldığınız gibi amel edin diyor. Yaşayın diyor Resulullah Efendimiz. Sen kalkıyorsun onu dediği gibi yapmıyorsun. Sünnetleri kabul etmiyorsun, terk ediyorsun. Ondan sonra hadisleri şey yapıyorsun, sözleri kabul etmiyorsun. Sen o zaman Resul Efendimiz'e hiç ummuyorsun. O zaman Resul Efendimiz'e ummuyorsan Allah'a da ummamış oluyorsun. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Adullah'a ve Resul'e diyor. Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. İtaatten kasıt. Abdest alırken iman ediyoruz değil mi? Ne diyoruz? Amen ki billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Resul'ehi diyerekten abdest alıyoruz. Evet. Bunun için İşte ben bugün bazı kendi alim olarak gözüm de bu şeylerde konuşuyorum. Gözüm ona mealciler diye geçiyor onu affedersin. Allah'tan korkun ya sen Resulullah Efendimiz'e Cenab-ı Allah kaç yerde itaati söylüyor. Kim ki ona itaat ederse bana itaat etmiyor Cenab-ı Allah. Putlaştırıyor diyorlar böyle ha, dediğin zaman. Hayır o putlaştırma değil itaat ya itaat başka putlaştırma başka. Biz alıp da haşa onu resmini mi aldık da koyduk da yani, yani. Onu put olarak haşa öyle bir şey mi var? Yani. Daha resmini bile görmedik. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Sadece. Bu nasıl putlaştırma? Sahabilerin anlatışına göre. Kalben seviyoruz, Allah'ın evet. Bildirdiği şekilde seviyoruz. Sünnet, Resulü Efendimiz'in hadislerine göre seviyoruz. Aynen. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Hazreti Ömer adıyla ya Resulallah seviyorum deyince seni seviyorum deyince bu sefer dedi olmadı. Hazreti Ömer radıyallahu olmadı ya. Aynen şunu söyledi. Ya Resulullah de. Kendi nefsimden.
annemden, babamdan, kendi nesimden daha çok seviyorum deyince Allah Allah. Resul tamam dedi, şimdi oldu dedi. Bakın bir hal, Hazreti Ömer radıyallahu anh bu şekilde söylüyor. Aynen. Şimdi bu gençlere ne diyeceğim ben? Aynen. Siz ne olacak? Resulullah Efendimiz adı anılınca efendim ben yağcı mıyım? Bu arada değerli hocam, ben burada takip edemiyorum ama sen oradan okusana şu mesajları bir, hadi bakalım mikrofondan oku sadece. Mustafa Karlıdağ hocama selamlar, hayırlı yayınlar diyor, reis diyor. Yani burada fazla göremiyorum. Eyüp Can Aydın hayırlı yayınlar demiş. Fazla göremiyorum. Hepsini okuyacağım burada mesajları da. Bayağı mesaj var mı? Göremiyorum mesajları. Evet. Evet. Devam et. Buyurun hocam. O kalkıyor Resul Efendimizin efendim adı anılınca Allah salli ala Muhammed diyoruz ya. Evet. Onun adı anılınca mukabele diyoruz ya Allahümme salli ala Resulü Muhammed ve ala Muhammed demeyi yağcılık olarak kabul etmeyen zevatlar var. Allah Allah. Ben yağcı mıyım? Bir daha Allahümme salli diyecekmişim. Ondan sonra Allah'ın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu diyecekmişim. Bir de böyle lakaytlı konuşuyorlar ve kulaklarımla dinledim. Evet, evet. Ama Cenab-ı Allah burada ne buyuruyor? Bak, burada açık açık diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُعَبُّونَ اللّٰهَ. Bak, eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, فَتَّبُعُونِي. Bana tabi olunuz. Tabiden kasıt, gönderdiğim şeyleri yerli yerine yapınız, uygulayınız. Evet, tabi olmak, biat edin. يُحْبِكُمُ اللّٰهَ. Ki Allah da o zaman ne yapar? O kulunu sever. Aynen. Bak, Cenab-ı Allah o kulunu ne yapıyor? Elbette ki sever. Ve yenfir leküm. O zaman siz Cenab-ı Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Elhamdülillah. Ve sizin günahlarınız da affedemez. Yenfir leküm. Sizin için mağfiret gelir. Aynen. Yani onu kolaylaştırır. Hata yaparsınız. Sizin hemen tevbenizi kabul eder Allah. Bak. Yenfir leküm. Sizin için Allah mağfiret diler. Affeder, bağışlar. Niye kulum beni hatırladı? Bir hata yapmıştım, hatırlamıştım, hemen tövbe eder. İşte o zaman kul kimi hatırlamış olur? Rabbisini hatırlamış olur. Evet. Rabbisini hatırladığı için de ne yapacaktır? Onu affeder. Neden dolayı mağfiretler? Zülbekim işlemiş olduğu günahlardandır. Allah onu mağfiret eder. Veya bu kadar güzel bir şeyleri senin. Şu an Allah çok merhametlidir. Acil, bağışlayıcıdır. Benim Rabbimiz. Şimdi kalkıyoruz biz, onun ilahi emirlerinden yük çevirmeye çalışıyoruz. Böyle bir durum yapıyoruz. Her perşembe akşamı nikah duası var. Bir de aynı zamanda da neydi diye duanın? Tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yani bunu kendimize alıştırsak insanlık adına, güzellikler adına. Her cuma akşamı, aslında her cuma akşamı mutlaka aslında cemaatle kılmak lazım ki. Hoca Efendi okuyor mu bilmiyorum, bütün camilerde okunuyor mu tam bilmiyorum ama bizim Kayseri'de okuyorlar yani böyle, genelde okuyorlar. Evet okuyorlar, evet. Üç defa böyle başta estağfurullah, estağfurullah. Ben böyle yaptığımdan hep okuyorum. Okuyordun değil mi? Ne kadar güzel hocam, yani bir şunu demek istiyorum, hem iman tazeleme, hem tövbeyi tazeleme, hani haftada bir de olsa nikah tazeleme. Ne kadar güzel bir hareket yani. Ben elhamdülillah kendimi alıştırdım. Yani 10 yaşından beri okuyorum bunu elhamdülillah. Ezberlemişim. Kayseri'de Cam Kebir'de bunu ezberletti hocalar bana, müezzinler. Böyle bir nakşettim kendime. Elimden geldiği kadar okuyorum bunu hocam yani. Evet. Şimdi bak şu ayet. Okumak lazım. Sen dedin ya. Bu ayette affedildiğini, tövbe edenlerin affettiğini anlatıyor Rabbimiz. Ya çünkü bak diyor, ne diyor? Evet. Kul beni seviyorsa diyor bana ta o zaman ne diyor? Ya onlara söyle ki. Aynen. Onlara söyle ki eğer onlar beni seviyorsa kullarım, öyleyse bana tabi olsunlar. Emirlerimi yerli yerinde gönderdiğim şeye uyusunlar. Aynen. Kur'an'a uyusunlar. Uyusunlar. Sana uyusunlar. Ondan sonra ki ben de onları severim. Sevdiğim müddet diyor Cenab-ı Allah. Ne diyor? Onları mağfiret ederim, bağışlarım diyor. İşlemiş olduğu günahlardan dolayı onları affederim diyor. Aynen. Buna tabi daha geniş teferruatında biz tabi şu anda zaman itibariyle yapacağız. Ama şimdi şu ayet-i kerimeye bakın. İşte şimdi o şeylere cevap geliyor burada.
o kabullenmeyen, Peygamber Efendimiz'i kabullenmeyen, onun sünnetlerini kabullenmeyenler var ya, onlara cevap geliyor bak. Diyor ki ben, bunu Habibim yine söyle. Bak bak, Cenab-ı Allah Resul Efendimiz'e diyor ya. Ne diyor? Adıyallaha, Allah'a itaat ediniz. Habibim o konuda bunlara söyle, o insanlara söyle, o müminlere söyle. Allah bak, adıyallaha, Allah'a itaat etsinler. Ondan sonra ve var orada, evet. Ve geldi bak, ve atıftır. O mealciler hemen burada ibret gibi ayet. Aynen, yüzüne çarpıyor. İbret gibi yani, Allahu Ekber. Tamam, ya Resul, Resul'e de itaat edilmiş. Hani Allah'la bu arasında peygamberin işi ne diyenlere? Tövbe estağfurullah. Haşa, Peygamber Efendimiz bir aracı değil ki, sadece tebliğci, uyandırıcı. O ben de sizin gibi beşerim diyorum Resul Efendimiz. Aynen. Ben sizden farklı bir yapım yok. Abduhu ve Resulü. Tabii. Hem kulum hem de Resulü. Sizin gibi yatarım, uyurum, evlenirim, çoluk çocuğum. Aynen, aynen. Ben de sizin gibiyim. Çile çekerim, ayaklarıma diken batar, tabii, mağarada icret ederim. Aynen öyle. Bak. Evet. Şimdi bu o zaman onlara büyük bir şey. Hala bunu anlamıyorlarsa, anlamazlarsa yazıklar olsun. Kasıt var burada, ortada bir kasıt var. Ortada bir oyun var. Biz diyor Kur'an'la amel edin. Ya Kur'an'la nasıl amel edeceksin? Sen Kur'an'ın belagatını bilmezsen, ayetlerin muhtevasını bilmezsen, onun nüzul sebeplerini yerli yerinde bilemezsen, sen nasıl Kur'an'la amel edersin? Senin tabi olanlar nasıl Kur'an'la amel edecekler? Kur'an'ı okuyamıyorlar daha. İşte sonu bu IŞİD gibi olacak. Tabii, alıyor, hayır, cihat öyle. Diye, cihat adı altında diyor. Allahu Ekber diyor. Adamın şiiri tutuyor böyle bir şiir, bak 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 yani. İslam'da onu yapıyorlar. Yani düşün yani bak düşün. Yok, öyle bir olay yok. Tam bir belagat. Tabii canım, elbette bir delaletin de içerisinde ver. Şimdi bak, ben Resul'e deyince bak, Cenab-ı Allah, bir de Cenab-ı Hak da Peygamber Efendimiz'e hitaben söylüyor. Kul Habibim söyle, emir. Kul Habibim söyle, ondaki kul ifadesi emir. Kip olarak, fiil kip olarak emirdir. Ente, ey Habibim sen söyle. Ki neyi söyle? Bak, adıyallaha, Allah'a itaat etmeyi söyle. Allah Allah. Allah'a itaat etmeyi. İtaat nedir? Allah'ın emirlerini yerinde uygulaması. Orada buyurduğunuz gibi değerli hocam, burada Kur'an-ı Kerim'de 32. ayette de ki derken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabii mesaj veriyor, diyor ki tüm insanlığa de ki. Zaten ona o insanlığa. İnanana da inanmayana da de ki. Hepsine. Rahmetenin alemin ya. Yani. Evet. Aynen öyle. Evet. Aynen. Ve ondan sonra ey Habibim ve Resul'e deyince ey Habibim sen benim elçimsin, kulumsun. Ama sana ben ayetleri gönderiyorum. Allah Allah. Sen onların içerisinden seçtin. Evet, her bir insan onlar bir beşersin ama ben seni seçtim. Çünkü ispatlamak. Neyi ispatlamak? Allah'ın Allah kendi varlığını ispatlıyor. Elhamdülillah. Öyle mi? Bir peygamber, bir kitap. Bu tasdik bunlar. Allah'ı bilmeden bir tasdiktir. Ve Resul'e öyleyse Resul'e de itaat ediniz. O size neyi getirdiyse onu alınız, onu uygulayınız, onu yerli yerinde yapınız. Aynen. Amel aynen. Evet. Fe in temelle, bak şimdi buna. Fe'in temel eğer yüz çevirirlerse, yani bu benim gönderdiğim bana itaat etmezlerse, sana itaat etmezlerse, bak Cenab-ı Allah, bana ve sana itaat etmezlerse diyor Cenab-ı Hak Teala. Ve fe'in temel ev, fe'in Allah'a muhakkak Allah-u Teala, bak, la yuhubbül kafirine, demek ki Allah'a itaat etmez de. Veyahut da Allah'a itaat eder, Peygamber'e itaat etmezse, yine kafir olur. Sevgili Allah'ım, görüyor musun? Bak burada mı? Öyle güzel bir fıkıh konusu çıktı ki burada. Evet, evet. Şimdi çok özür dilerim hocam. Yani biz özür dilerim. İlmi, bu okuduğumuz ilmi biraz sosyoloji adına şey yapıyoruz, yorumlarını yapıyoruz. Allah affetsin ki yani hata yapmadığına inanıyorum. Burada yani milyonlarca dolarlar harcıyorlar. Milyonlarca dolarlar harcıyorlar bu sahte imamları, sahte hocaları, sahte alimleri çıkararak sakın milletin aklını çelelim, milletin ruhunu çelelim, milletin yol haritasını
ne yapabilirsek, hani o zaman ilk Abdullah İbni Sebe çıktı ya, o biliyorsun yani ilk tohumları ekti ya, o manada bugün o tohumların üstüne trilyonlarca paralara harcıyorlar. O İncil dağıtıp da aralarına dolar koydukları gibi yani mesela. Misyonerlik faaliyeti gibi. Yani burada oyunlara gelmemek lazım. İşte zaten bak. Aman ha. Bu oyunlara gelmemek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Okuyacağımız ilmi de, okuyacağımız kitabı da, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'i, okuyacağımız tövbe estağfurullah, mealde değişiklik yapamazlar da yorumlarda değişiklik yapıyorlar. Öyle diyelim yani. Evet. Şimdi dün bir soru sordular. Dediler ki ya bir tane adam geldi, meslekleri kabul etmediğini söyledi. Hocam burada nasıl bir şey? Biz bunun içinden çıkamadık dediler. Dedim ki bakın, meslek demek giden yol, takip edilen yol mahallesidir. Yani Kur'an ve sünnete mutabık ameli ve itikadı şeyler yerine getirmektir. Aynen. Şimdi Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'i şeye gönderdi. Yemen'e vali yaptı. Yemen'e vali yapınca o zaman Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel'e dedi ki evet. Sen şimdi Yemen'e gideceksin. Orada insanları idare edeceksin. Aynen. Peki neyle amel edeceksin dedi. Ondan sonra o dedi ki, ya Resulallah dedi, Kur'an'la amel edeceğim dedi. Tamam. Peki onu da bulamazsan dedi, ya Resulallah sünnetle, senin hadislerinle amel edeceğim dedi ya Resulallah dedi. Peki onu da bulamazsan, ya Resulallah dedi, yani Kur'an ve sünnetlerden çıkardığın ve bir de kendi reyinle onu, ama bu iki doğrudan ayrılmamak şartıyla ve bu şekilde amel edeceğim deyince ona doğru söyledi. Şimdi Muaz bin Cebel oraya gider de bunu uğradığı zaman, çünkü bütün insanlar Peygamber Efendimiz'i beğenmiyorlar. Devrinde yaşıyorlar ya, yanında değiller. Şimdi Muaz bin Cebel oraya gittiği zaman meslek mi kurmuş olur? Bir yol gösteriyor. O yolun Kur'an'da sünnet yolu. Aynen. Şimdi bakın, Resulullah Efendimiz zamanında zaten meslek kurma diye bir şey söz konusu olamaz. Yani. Çünkü kendisi hayatta. Ama sahabe gitti. Dünyasını değişti. Tabi'in biliyor, temel tabi'in önüne gelir ve orada İslam'da bir karışıklık meydana geliyor. Bugün İran menşei, yarından çoğu Yunan felsefesini alıp itikadi konularda şeylere koyan insanları yaratmaya başlıyorlar. Allah. Ve o günde, o dönemlerde işte Maturidi ve Eş'ari, o insanlar, Allah'ın kemalcine, onlar bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyorlar ya. Hassasiyet gösteriyorlar ve büyük bir mücadele de veriyorlar. Evet. O günün alimleri, yani İmam-ı Azam'ın talebeleri, onlar diyorlar ki, bugün İmam-ı Azam'ın bu koymuş olduğu fıkhı yöndeki ameli ve itikadı konuları en güzel uyma şey. Çünkü Kur'an'dan ve sünnetten uzak değil. Aynen. Ve onu yayıyorlar. Aynen. Bu şekilde amel edin diyorlar. Onlar nereden alıyorlar? Hep Resulullah Efendimiz'in hadislerinden, Kur'an'dan alarak. Onun dışına çıkmış değiller. Şafii Hazretleri yine öyle. Aynen. Maliki Hanbeli bunlar hepsi de Kur'an ve sünnete. Ha Kur'an ve sünnet üzerine mutabık kalksa biri dese ki bana uyuyun dese ama bunu tam uyabilirsin. O da o zamanınki ne olmuş olur? Ona ben ne diyeceğim bu sefer? Ya Ahmet, adı Ahmet'se Ahmediye diyecek. Ahmet diye mezhebi diyelim. Değil mi? Veya da Mehmet diye mezhebi. Veya da şu mezhebi. Yani gittiği yol manasına söyleyeceğim. Evet, evet. Şimdi ben mezhep kuruyorum demiyor ki. Ama gördüm ki itikaden amelen çok güzel yaşıyor. Disiplinli bir hayat yaşıyor. Kur'an'a uyarak hayat yaşıyor. Ben de ona tabi olmuşum, ona alim olarak görmüşüm, ona tabi olmuşum, onun yaptığı gibi yapıyorum. Ve Resul Efendimiz'in aynen şeyini uyguluyor. O beni delalete götürmüyor ki. Doğru yola sevk ediyor. O işte bir tane olsun, 100 tane olsun hiç fark etmez ama mühim olan Kur'an'la sünneti olur. Aynen. Mezhebin yoksa bir sınırı yok. Üçlü ama 4 tanesi niye daha çok revaç görmüş? Çünkü hem ameliyen hem itikadi noktada tam
güzel bir şekilde almışlar ve bize ulaştırmışlar. Aynen. Hocam siz... Hı. Kindi. Kindi yıkıldı mı hocam? Tamam, o zaman son bir ayet, 33. ayeti de okuyalım. Mola verelim çünkü. Ha, burayı şey yapalım. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak Teala bak, Habibine buyuruyor ki, ey Habibim onlara söyle, Allah'a itaat etsinler ve Resulü Resulü'ne itaat etsinler. Yani fe intemel yüz çevirlerse, bak, fe innallaha la yuhubbu kafir, Allah kafir. Niye kafirler, Allah kafirleri sevmez dedi ya. Bakın bu ayette o kadar incelik var ki, kafirleri sevmez derken, neden kafir olurlar ki? Neden kafir olur? Allah'a itaat etmediği için. Resul, ha Allah'a itaat, ta ki Resulü'nü sevmediği müddetçe aynen olur. Bugün işte Yahudilerin durumu. Onlar zaten hali. Ben, yani, ben bugünkü bizim işimizde kimse Kur'an'ın, Allah'ın Teala'ya inanıyorlar ama yok. Muhammed'i son peygamber olarak kabul etmiyorlar. Hz. Muhammed Kutsal Sakalı'nın sadece Peygamber Efendimiz'i, sevmediği müddetçe iman etmiş olamazlar. Kıyamete kadar da ilgisiler. Kıyamete kadar da böyle yani. Aynen. Artık bu ayetten bizim bu içimizdekilerden bilmediğim bir şey çıkarsınlar. Ha Kur'an'la amel edeceklerini söylüyorlar. Kur'an bize yeter diyenler bir baksın. Yeterliğini nasıl görecekler? Evet. Burada şey yapalım inşallah. Çünkü o bir ayette İnna Allah'a vakfı Allah-u Teala istafa bak ahlâ gelin. Cenab-ı Hak Teala der. İnna Allah'a vakfı Allah-u Teala istafa seçti. Seçti diyor. İşte bu kimi? Adem'i seçti. İlk atamız kim? Hem Peygamber hem de insanoğlunun atası. Adem Aleyhisselam. Önce onu yarattı. Onu halketti. Aynı zamanda insanlığın babası. Ondan sonra bak orada kim? Ben Nuh'em. Nuh Aleyhisselam. Onlar niye Nuh'em dedi? Onun çünkü bir tufan oldu. İkinci ataya, insanların ikinci atası kimdi? Nuh Aleyhisselam'dır. Çünkü bütün yeryüzü ne yaptı? Tufandan dolayı yeniden Nuh Aleyhisselam'dan sonra çoğalmaya başladı. Ondan sonra Nuh ve Ali İbrahim, ondan sonra bak hangi millettensin? İbrahim milletinden. Hani şu an İbrahim milletindeyiz. Ondan sonra zaten bakıyorsunuz ve Ali İmran ve Alel Alemin. Ali İmran'da kim? Musa Aleyhisselam'ın da İmran Aleyhisselam. Meryem Aleyhisselam. Yani burada da bunları önüne bak. Ondan sonra de ki Allah-u Teala ve Peygamberlere itaat ediniz dedi. Şüphe yok ki Allah-u Teala Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i bak ondan sonra sülalesini ve İmran hanedanını bak burada hanedanını alemler üzerine ne yapmıştır? Seçkin kıldı. Yani seçkin kıldıdan kasıt nedir? Allah onları ayrı bir şey üzerine güzel bir şekilde ne yaptı? Seçerek alemlere onu bildirdi Cenab-ı Hak Teala. Kimi? İşte Adem atamızı seçti ve bizi yapalım. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Niye bu şekilde? Habibim onlara da söyle ki biz bunları seçkin kıldık de. Onlara bu şekilde ve bu sözü söyle diye bize Cenab-ı Hak Teala meşazında ayeti kendisini bize bildiriyor. Güzel bir meşaz veriyor. Evet. Ve aynı zamanda alel alemi, alem derken bu alemin içerisinde olduğunda ne yapıyor? Cenab-ı Hak Teala bize bildiriyor. İki. Evet. Şimdi diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala şöyle buyuruyor. Zürriyeten ba'duha min ba'diha. Bak. Bazıları üzerine Cenab-ı Hak Teala neş'et etmiştir. Beş tane resim yaptı yani.
Burada Cenab-ı Hak Teala şunu bize buyuruyor. Neşet etmiştir manasına geldiği zaman şunu demiştir. Zürriyetin yani zürriyet Adem Aleyhisselam'dan gelen bu tarafa bazılarını onun zürriyetinden gelen insan oğlunu bazılarını ne yapmıştır? Min ba'di. Bazısı üzerine ne yapmıştır? Cenab-ı Hak Teala üstün kılmıştır. Min ba'di. Ki buradaki Allah-u Teala Cenab-ı Hak Teala elbette ki semi'udur. Yani işiticidir. Alim'in bilicidir. Bu şekilde Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimesinde ne yapmışım bize bir meşaz daha sunucu yani biz bazısını denen ne yapmıştık Cenab-ı Hak Teala üstün neşet etmiştir. Yani, zürriyet olarak Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak Teala ne yapıyor zürriyeten bir zürriyet yani yaratmış olduğu kullarının bazısının üzerine ne yapmıştır? Elbette ki devam etmiştir. Buradaki zürriyetten maksat ancak çoğalma manasına. Çoğalma, zaten kimden çoğaldı? Evet ki Adem Aleyhisselam'dan çoğaldı. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanoğlu ne yapmıştır? Çoğalmıştır ama bazısının üzerine demek istiyor. Yani bir onun üzerine birbirinin üzerine takip etmiştir. Takip ederek bu insanoğlu çoğaldığının ifadesini bundan şey yapıyor, bildiriyor. Allah-u Teala semidir ve alimdir. Yani işitildir ve Allah Teala görücüdür. Yani şey, bilicidir. İnneke muhakkak ente semi alim elbette ki sen işiticisin ve bilicisin. Vallahi Allah-u Teala semi alim Allah bilicidir ve işitildir diyerek bu ayeti de böyle bari yani. Aynen. Evet. Şey yapalım. Hocam 32-33'ü okuduk değil mi hocam? 33'ü okuduk. Okuduk. 33'ün yorumunu ve 32'nin yorumunu haftaya inşallah tekrardan yapalım. Değil mi? Bu ilk yaratılan insan, ilk yaratılan peygamber, ilk yaratılan kul, bu kulun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bağlantısı var mı onu konuşalım. Ya tabii canım. Bir dakika. Şöyle inen nur meselesinde Enderin aşkın konusunda hani var ya burada Hazreti Adem doğduktan sonra nur burada parlıyor ya hani. Çok zaman alır diyelim. Yok işte onu girelim diyorum ikinci bölümde. Tamam. Orada yani peygambere tabi olmayanlara bir ibret var burada. Ve ey kafir insan senin dünyaya gelmene sebep olan Hazreti Adem'in bile alnında Hazreti Peygamber'in nuru vardı. Değil mi hocam yani? Rahmeten lillah alemin yani. Oh neymiş efendim? Ben böyle anlatıyorum onlara. O tarikatçıların tasavvufçuların uydurması diyorlar. Hayır. Onu bir ayet söylemeden. Ondan sonra İnnallâhu ve melâike yusallûne alel nebî. Ya bak Resul Efendimiz de salatü selam getirmiyor bak. İnnallâhu ve melâike yusallûne alel nebî. Ya yüvelezine amenü sallu aleyh. Ayet-i Kerime mi bu hocam? Ayet-i Kerime Cuma ya. Hutbesinde okunuyor. Tabii ya, ayet-i Kerime. Hangi ayet bu hocam? Ayetin tam hangi surede okunuyor? Tamam. Ben. İnşallah onu da çıkaralım. Konu olarak işleyelim. Ayet-i Kerime mi? Evet. Bunu bir defa inşallah okuduğu zaman mesela. Aynen. Değerli izleyicilerimiz, Allah razı olsun tefsir dersleri programı bu şu an itibariyle sona eriyor. Bir saat, kaç dakika oldu? Bir saat. 1,5 saattir canlı yayındaydık ama biz Allah nasip ederse saat 6 gibi tekrar yayına gireceğiz ve 6'ya 10 geçe gibi gireceğiz. Çünkü niye? Hem akşamı ifade etmiş olacağız hem de siyaset dünyası 30 dakika gibi sizlerle gündemi konuşacağız. Şimdilik hakkınızı helal edin. Âl-i İmran suresinde 4 ayet okuduk. Haftaya 32 ve 33'ün yorumlarını tekrardan yapacağız konumuza girerken değerli hocamla birlikte. Hakkınızı helal edin. Bak bu şekilde teknik elemanımız olsa
güzel bir katılım yapıyorum ben de sana, değil mi hocam? Ne kadar güzel oluyor. Ama inşallah 15 tatil var. 15 tatilde bu hocamız bizi bırakmayacak 15 tatil boyunca. Biz de ona güzellikleri yapacağız inşallah. Bu arada teknik masaya bakan Eyüp Aydın'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Tefsir dersleri programı burada sona eriyor. Hocam son cümlelerini alalım. Cenab-ı Hak Teala hakka itibar edin. Zatı işte ve Kur'an arasında dahi eylesin. Rabbim kendisine lakin işte kul hadini metinesin. Güzel İslam'ı en iyi şeyle yaşama noktasında azim ve gayret ihsan eylesin. Amin. Ve her türlü tehlikelerden vatanımızı devletimle mağdur edilsin diyorum. Amin. Fatiha. Allah'ım olsun. Allah'ım olsun. Ama adamla büyük bir vakit oluyor. Ben de bir araya düşündüm. Ağzından kıralım mı vakit?